Herkese merhaba. Bugün Keller Williams Comment'te görselli, renkli, güzel bir e-mail tasarımını nasıl yapacağız? Ve bu e-mail tasarımını nasıl bir akıllı plan olarak müşteri adaylarımıza veya müşterilerimize göndereceğiz? Bunu adım adım size anlatmak istiyorum. Bugün 3 adımlı bir şeyimiz var, planımız var. Önce tasarımı hazırlayacağız. Sonra Comment'in içine alacağız. Ve sonra akıllı planlarla bunu göndereceğiz. Görsel e-posta tasarımı HTML e-mail olarak, HTML e-posta olarak da anılabiliyor. Bunun sebebi bu aslında tek sayfalık bir web sitesi kodu olduğu için normal bildiğimiz basit e-mail sadece metinlerden oluşuyor. Fakat HTML e-mail'de yani veya HTML e-postada görseller kullanabiliyorsunuz, yazılarınızın fontlarını değiştirebiliyorsunuz veya renklerini değiştirebiliyorsunuz, büyüklüklerini değiştirebiliyorsunuz. Daha görsel, daha güzel bir e-mail tasarımı olarak gönderebiliyorsunuz. Bugün biz bir HTML e-mail tasarımı yapacağız. Bunu da befree.io sitesinde ücretsiz olarak yapacağız. HTML kodunu dışarı alıp daha sonra Comment'in tasarım modülünde içeri alacağız. Bu yaptığımız tasarımı bir akıllı planda kullanacağız ve müşteri adaylarımıza bunu akıllı plan vasıtasıyla göndereceğiz. Hadi başlayalım. Bu tasarım için nasıl malzemeler kullanacağız? Bir Keller Williams danışmanının portföyünü seçtim. Örnek olarak tek bir fotoğraf kullanacağım. Ve bu fotoğrafın altına da bir başlık ve birkaç detaydan bahsedeceğim portföyle ilgili. Fiyatını yazmayı düşünmüyorum çünkü müşterimin e-maili gördükten sonra heyecanlanmasını ve portföy detayları için benim web siteme gelmesini istiyorum. Web sitem kw.com yani Keller Williams'in uluslararası web sitesi. Portföy detaylarımı kendi kw.com sitemden linkini kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Bir metin dosyası olarak hazır tutuyorum. Bu ikisine ihtiyacım olacak. Şimdi gelelim e-posta tasarımını nasıl yapacağız? Öncelikle befree.io sitesine giriyorum. Bu site çok güzel e-mail tasarımları yapabileceğiniz çok basit ve ücretsiz bir site. Keller Williams e-mailinizle giriş yapabilirsiniz. Google'la giriş yapabilirsiniz. Giriş yapmanıza bile gerek yok ama tasarımları daha sonra kullanmak istiyorsanız benim yaptığım gibi daha önce yaptığım tasarımları da burada görebiliyorum. Bunlar gibi hepsini arşivlemek mümkün. Şimdi gelelim yeni bir e-mail tasarımı nasıl yapılıyor? Sağ üstteki Create New butonuna basıp şu yukarıdaki bir e-mail tasarla butonuna bastım. Şimdi burada önümde pek çok şablon görüyorum. Bakalım. Ben bugün çok basit bir tasarım hazırlayacağım için sıfırdan başla seçeneğini işaretliyorum. Evet. E-posta tasarım sayfası açılıyor. Aslında ben tek sayfalık bir web sitesi hazırlayacağım. Yani HTML e-mail aslında bir sayfalık bir web sitesi ve bu kodu alıp Comment'e kopyalayarak kullanmayı hedefliyorum. Öncelikle bir fotoğraf koymak istiyorum. Tasarımımın en üst kısmına bir fotoğraf linki koydum. Ve burada fotoğraflarımı yüklememi istiyor. Masa üstüme geliyorum ve masa üstünde biraz önce size gösterdiğim kapak fotoğrafını seçiyorum. Evet, bakın kapak fotoğrafı aktar dedim. Kapak fotoğrafını direkt koydum. İkinci olarak bir başlık yazmak istiyorum, atmak istiyorum. Tutup başlığımı şuraya çekip koydum. Bakın büyük bir yazı olarak geldi. Başlığım neydi? İstanbul Nişantaşı'nda rezidans konforu sizi bekliyor. Bunu kopyaladım ve buraya yapıştırdım. İstersen boyutunu değiştirebilirim. Şuradan şöyle iki satır olsun. Rengi de Keller Williams kırmızısı olsun. Arada biraz boşluk vermek istiyorsam burada spacer denen bir boşluk verme aracı var. Bunu araya çekip
istediğim kadar boşluğu azaltıp çoğaltabilirim. Hatta bunu da kopyalayarak bir kopyasını daha çıkarıp aşağı koyup başlığımla metin arasına bir boşluk daha koyabilirim. Evet, fotoğrafımı koydum. Başlığımı kırmızı yaptım. Şimdi altına içerik bölümünden liste olarak koymak istiyorum. Mülkümün özelliklerini liste olarak koymak istediğim için şu aşağı listeyi seçtim. Gidelim. Metinlerimizi kopyalayalım ve buraya liste olarak koyalım. Biraz aralarını açmak istiyorsanız burada bakın bir takım ayarlar var. Bunları yapabilirsiniz. Ben birazcık satır aralarını açmak, birazcık da fontu 16 değil de 18, 19 gibi bir fonta getirmek istedim. Bu boşluk bana çok geldi. Onu biraz azalttım. Evet. Basitçe bir e-posta tasarımı hazır. Burada yapmak istediğim hem fotoğraftan hem de altına koyacağım bir butondan kendi ilanıma link vermek. Dolayısıyla önce linkimi kopyalayayım. Linkim bu. Portföyümün linki. Önce bir tane buton yapalım. Şuraya butonu koyuyorum. Önce burada adres satırına portföyümün linkini koydum. Butonun rengini de kırmızı yapmak istiyorum. Evet. Fontu 16, biraz daha büyük olabilir. Ve butonun yazısını portföy demeyelim, ilan diyelim. Herkes öyle biliyor. İlan detayları. İlan detayları diyerek bu butona basınca kendi web siteme göndermek üzere ayarladım. Genelde fotoğrafa da basabiliyorlar. O yüzden fotoğrafı da linkliyorum. Fotoğrafın şurası değil. Bakın burası fotoğrafın internette bulunduğu bu resmin linki. Yapmam gereken imaj link, yani basıldığı zaman gidilecek olan linki ayarlamak olacak. Otomatik olarak save etti. İsterseniz kendinize bir test olarak gönderebilirsiniz ama bunu comment'te de yapabiliriz. Şimdi çıkış yap diyorum. Evet, tasarımımız hazır. B Pro'da ücretsiz olarak çok kısa bir sürede güzel bir tasarım yaptık. Tasarımın üst ve alt kısmına bir şey koymadım. Yani bir marka isim koymadım. Çünkü comment bunu zaten benim pazarlama profilimden otomatik dolduracak. Sadece portföyümü tanıtmak istiyorum. Şimdi yapmam gereken bu e-mail tasarımının kodunu almak olacak. bPro'da çıktığınız zaman, tasarımı kaydedip çıktığınız zaman burada export diye bir buton göreceksiniz. Bakın burada bir takım seçenekler var. Kopyalayıp yapıştırabilirim command'e çok basit bir şekilde. Copy the HTML, yani HTML kodunu kopyala butonuna basıyorum. Kodu hazırladı. Bakın burada böyle bir kod var. Bu bir web sitesi kodu, HTML kodu. Sadece kopyala butonuna basıyorum ve kodu kopyalıyorum. Şimdi gelin bunu nasıl command alacağız ona bakalım. İlk bölümde bPro ile bir HTML tasarımı yaptık. Portföy tasarımımızı. Şimdi command tasarım modülüne giriyoruz ve kodu içeri almayı nasıl yapacağımızı göreceğiz. Evet, command'imi açıyorum. Design kısmına geliyorum. Burada yeni bir e-posta yaratacağım fakat mevcut HTML kodumu kullanarak yaratacağım. Tasarım oluştur butonuna basıyorum. Bakın burada 3 tip tasarım oluşturabilirim. Sosyal medya paylaşımları için, basılı materyaller için veyahut da bir e-posta tasarımı. Ben e-postayı seçiyorum ve sonraki butonuna basarak devam ediyorum. Mevcut tasarımlardan birini kullanmayacağım. HTML'imi içeri aktaracağım. Dolayısıyla HTML içeri aktar butonuna basıyorum. Ve comment benim için yeni bir e-posta tasarımı açıyor ve kod satırlarını yapıştırabilmem için burada bana bir alan açıyor. Bunları siliyorum mevcutları ve biraz önce kopyaladığım kodu buraya yapıştırıyorum.
Evet, diyor ki bazı text ve görsellerinizi isterseniz tekrardan değiştirebilirsiniz ama tasarımınız hazır diyor. Bakın, command yukarı benim logomu ve kendi fotoğrafımın olduğu bölümleri halletti. Tasarımımı çok güzel bir şekilde getirdi ve aşağıda yine benim bilgilerimin olduğu market profile yani pazarlama profilimden dolduracak şekilde yerlerini ayarladı. Buna bir isim verelim. Nişantaşı portföy 01 diyelim. Numaralandırmakta fayda var. Pek çok portföyünüz olabilir. Kaydet diyorum. Süper. Şimdi burada bir ön izlemeye basalım. Evet, ön izlemeye bastığım zaman otomatik olarak pazarlama profilimden ben Keller Williams Türkiye'de çalıştığım için onun logosunu koymuştum. Siz kendi bölgemizin logonuzu koyduysanız o görünecek. Telefonum, e-mailim ve aşağıda da benimle ilgili eğer lisans numaranız varsa lisans numarası ve sizle ilgili diğer bilgiler görünüyor olacak. E-mail tasarımı gayet güzel görünüyor. Kapatıyorum ve çıkıyorum. Ekranı güncelliyorum. Tasarımı burada görelim. Evet, Nişantaşı Portföy 01 tasarım olarak gördüm. Artık akıllı planları hazırım. Evet, üçüncü adıma geldik. Öncelikle BPro ücretsiz uygulamasında kendimize bir e-posta tasarımı yarattık, görselli olarak. Daha sonra bunu Command'in içindeki tasarım bölümüne aktardık. Şu an e-posta tasarımı hazır durumda. Bizim bu tasarımı akıllı plana ekleyip müşterilerimize göndermemiz gerekiyor. Bakalım nasıl yapacağız? Tasarımımız burada. Ben Command'de akıllı planlar kısmına giriyorum. Nişantaşı Portföy 01 ismini vermiştim e-posta tasarımına. Dolayısıyla yine akıllı planımı oluştururken de aynı ismi veriyorum ki hangi portföyümü gönderdiğimi aklımda tutayım diye. Çünkü kişileri akıllı planınıza eklediğiniz zaman kişilerin zaman çizelgesine de bu akıllı plan eklendi diye göreceğim. Yani kime hangi portföyümü gönderdiğimi de oradan anlayabileceğim. Dolayısıyla bu ismi uygun gördüm ve veriyorum. Bu e-mailin konu bölümüne ne yazmalıyım? Eğer portföyümü tanıtıyorsam bence yine İstanbul Nişantaşı'nda rezidans konforu sizi bekliyor başlığı iyi bir e-mail konusu olacaktır. Dolayısıyla yine onu kopyaladım. Şu an akıllı planım yaratıldı. İlk adımını koymak için geldim. E-posta gönder adımına basıyorum. Hemen birinci adım oluştu. E-mail olarak benden gidiyor. Konu olarak yine yapıştırıyorum. İstanbul Nişantaşı'nda rezidans konforu sizi bekliyor. Evet, gelelim e-mailin metin kısmına. Burada şu an e-posta türü olarak basit seçili durumda. Yani buraya istediğimi yazabilirim. Bir metin olarak gönderebilirim ama benim amacım bir tasarım kullanmaktı. Dolayısıyla tasarım butonuna basıyorum. Tasarım butonuna bastığım zaman Command benden daha önce yaptığım bir e-posta tasarımını seçmemi istiyor. Seçiyorum. Biraz önce yarattığım Nişantaşı portföy tasarım 1 seçiyorum ve önce bana ön görüntü olarak gösteriyor. Bu şekilde olacak diyor. Değiştirmek istediğim bir şey varsa burada değiştirebilirim. Fakat gerek yok. Bu şekilde kabul. Dolayısıyla e-posta içeriğimi de bana bu şekilde gösteriyor. Şu an akıllı planınız kimi eklerseniz gün 1 dediği için hiçbir bekleme olmadığı için kimi eklerseniz eklediğiniz anda yaklaşık 5 ila 15 dakika içinde bu e-postayı gönderecek şekilde hazır durumda. İsterseniz bunu bir tetikleme mekanizması kurarak reklamlarınızdan gelen kişilere de gönderebilirsiniz. Bu başka bir günün konusu. O yüzden şimdilik bunu burada bırakıyorum ve kaydediyorum. Evet, akıllı planım hazır. Şimdi gelelim bunu nasıl yollayacağıma. Daha önce yarattığım yine kendime ait iki tane
e-posta hesabının olduğu veri tabanında kişi var, iki ayrı isim var. İsmi özel yollamayacağım, sadece portföyümü yollayacağım ama nasıl akıllı plana ekleyeceğim? İstediğim kişileri, istediğim etiketlere göre toplu olarak seçebilirim. Burada en aşağıda Smart Plan'ı ekle, yani akıllı planı ekle butonuna basarım. Nişantaşı portföy 01 seçiyorum. Belki bugün pazar olabilir. Bu tasarımı hazırladım. Her şey hazır fakat pazartesi sabah göndermek istiyorsam buradan istediğim tarihi seçip başka bir tarihte de yollayabilirim. Fakat ben şu an yollamak istiyorum örnek olması açısından. Ve onayla butonuna basıyorum. Ve yolluyorum. Şimdi bakalım müşterilerime bu akıllı plan eklendi mi ve mail gönderildi mi? Herhangi bir müşterime eklediğim akıllı plana bakıyorum. Bakın zaman çizelgesinde e-mailin gönderildiğini ve İstanbul Nişantaşı'nda rezidans konfor sizi bekliyor başlıklı e-maili gönderdiğimi burada görebiliyorum. Dolayısıyla kime hangi maili gönderdiğimi de zaman çizelgesine takip etme şansım var. Bakalım mail nasıl görünüyor. Evet, mail ekranına geldik. Bakalım mail nasıl gelmiş. Gayet güzel. Benim pazarlama profilimden bütün bilgilerimi almış. Tekrar tekrar girmeme gerek yok. Başlık olarak tam istediğim gibi görselim, başlığım, alt başlığımla birlikte geldi ve ilan detayları butonum var. İlan detayları butonuna basıyorum. Bakalım. KW.com'daki bu mülkün ilanına yolladım müşteriyi. Sebebi de belki ilandaki bazı detayları değiştirmek isteyebilirim. Fiyatını değiştirmek isteyebilirim. O yüzden e-maile çok fazla detay yazmadım. Merak uyandırmak için. Bakın burada ilan detaylarını görebiliyoruz. Tabii ki Türkçe olarak da görebiliyorum. Evet, bugün B Pro ücretsiz e-mail tasarım programıyla bir tasarım hazırladık. Command'in içinde tasarım bölümüne aktardık ve akıllı planlarla bunu müşterilerimize yolladık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.